Arkadaşlar tekrar merhaba. Hayatımdan ibretlik, kimi zaman tehlikeli, kimi zaman çılgın. Şu saatte sallanıp duruyor deli etten, kusura bakmayın. Olayları anlattığım bir Real Talk videomdan daha merhaba. Umarım beğenerek izliyorsunuz Real Talk videolarımı. Bugün sizlere yıllar evvel fitness stüdyoda yaşadığım bir olaydan bahsedeceğim. Olayın adı, zaten başlıkta da görmüşsünüzdür, 25 türkü indirdim dediydi. Ne demişler? Büyük lokma ye ama büyük laf konuşma. Eskiden Avusturya'nın Linz şehrinde benim gittiğim fitness stüdyo, nerede ne kadar manyak varsa onun gittiği bir yerde. İçeride her şeyi bulabilirsiniz. Ne bileyim, böyle Taliban fanatiği Afganlılardan mı tutun, adam kesmek isteyen Çeçenli mi, Avusturyalı'nın zikhal yapan Nazileri mi, aklınıza ne gelirse. Her çeşit manyak var içeride. Ya. Niye ben burada çalışıyordum? Birincisi ucuzdu. İkincisi ben böyle ruh hastası tipleri de severim, onu da söyleyeyim. Kim bilir, belki ben de biraz öyleyim. O stüdyoda yıllardır çalışıyordum. Herkes beni tanırdı, ben onları tanırdım. Ya. Günün birinde Arnavut kardeşimizin bir tanesi çıkmış gelmiş. Anasını satayım. Herif salladıkça sallıyormuş. Yok efendim, beni bilek güreşinde daha bu Linz'de yenen çıkmadı. Bu şehirde beni kimse yenemez. Ha? Şöyle bilek güreşi yaparım, böyle bilek güreşi yaparım. Ben de o sıralar tam 115 kiloyum. Tabii definisyon o kadar yok ama kas yapısı, hacim gerçekten felaket. Her neyse, İşte bu arkadaşımız böyle konuşuyor. Ben gelmeden önce birisiyle falan bilek güreşi yapmış. Adamı söylediği gibi götürmüş yani çocuk. Anlaşılana göre işte iyi. Her neyse. Ben geldim, bir baktım. Bizim manyaklarla bu toplanmış masanın başında muhabbet ediyorlar. İşte yok efendim şöyle böyle falan filan. İranlı genç bir çocuk var. Uzun da 1.90'lık falan bir şey. Kasanın başında bekleyen. Güvenip de tıpası yiyip şu herifle bilek güreşi yapmıyor. Ben de geldim, sohbeti muhabbeti ne oluyor ne ediyor falan filan. İşte böyle dedim, iyi dedim. Vallahi dedim, ben dedim bilek güreşi yaparım ama iyi değilim bilek güreşinde. Ki gerçekten de ben bilek güreşinde iyi değilimdir. Bunu açık açık söylüyorum. Her neyse, işte bu konuşurken Afganlı kalktı. Kulakları çınladı. Safi diye bir arkadaş vardı. Afganlı kalktı. Dedi ki, ya dedi, o kadar konuşuyorsunuz dedi, İranlı'nın adını söyledi. Şu İranlı'yla bir bilek güreşi yap. İranlı güvenmiyor kendine. Ben de ulan oğlum dedim, genç adamsın, ne olacak, geç. Geç şunun karşısına. Çocuk bana göre gençti. Ben o zamanlar 30 yaşlarında falanım. 4 sene öncesinin falan olayım. İranlı da 20-22 yaşında genç çocuk, aslan gibi. Öyle derler ya. Neyse, geç dedim, hadi karşısına bakalım, yap. Bilek güreşi yaptılar. Arnavut İranlı'yı götürdüm. Vay anasını satayım. Her neyse, ondan sonra ya dedim oğlum, yok mu biriniz, deneyin bakalım ne olacak, adam bu kadar kendine güveniyor. Ya. Ben de o arada Afganlı, hadi dedim gel dedim biz yapalım. Ya. Ben de Afganlı'yı götürdüm ama Afganlı, o da benim gibi bilek güreşinde iyi değil, ikimiz de iyi değiliz. Her neyse. Sonra sıra tekrar bu Alban'a geldi. Alban orada bir Avusturyalı'yı götürdü. İşte Afgan'ı götürdü falan. Derken bu sefer bütün millet kalktı, beni göstermeye başladı. Tanınıyoruz yani. Ya. Ulan herkesi yenersin edersin ama bak işte bu adamı yenebileceğini düşünmüyoruz falan filan. Alban'la bu sefer başladı artist konuşmaya. Lan dedi, niye yenemeyeyim? Ne olacakmış, niye yenemeyeyim? O Türk. Hani meşhur ya, ben Türk'üm, bana bir şey olmaz kafası. Buralarda tabii yabancıların arasında da o şekilde yaygın. Ya. Bu adam Türk, şöyle böyle falan. Özellikle Türkleri seven gruplar, Afganlar, Çeçenler falan, bunların arasında. Her neyse, kalkıp dedi ki, Türkse Türk ne olacak dedi. Ben burada Türk kahvesinde 25 tane türkü devirdim. Bunu duyunca
Benim kafa attı. Ya. İyi dedim, gel bakalım hadi 25 tane yedim. Şöyle bir kalktık. Ne? Neyse. Ondan sonra elleri gerektiği şekilde, nizami şekilde masanın ortasında karşı karşıya yukarıya doğru kaldırdık. Ya. Tuttuk. Afganlı yukarıdan tutuyor. Eller gerekli pozisyona geldiğinde başla. Ne oldu biliyor musunuz? İbni'nin o bileğini, sinirlendim tabii böyle saçma sapan laf konuşunca. İbni'nin o bileğini öyle bir masanın üstüne vurdum ki acısından kendisini sandalyeden diğer tarafa atmak zorunda kaldı. Ondan sonra ama çok bozuldu. Gerçekten çok bozuldu. Hatta olaydan sonra bir iki dakikayı geçmeden çekti gitti. Gidişi de göreceksiniz. Bütün millet gülüyor arkasından. Ona o gün bir tek lafım oldu. Ya. Bak dedim, 25 Türk'ü devirdin. 26.'sı da geldi seni devirdi. Ya. Hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım. Hele ki böyle sporsal aktivitelerde hiç konuşmayacaksınız. Niye? Birincisi, bu işin milliyetle bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Bu iş adamın kendisiyle alakalı. Motivasyonla alakalı. Ya. Artı sadece belirli insanlarla bilek güreşi yaptınız ya da herhangi bir şekilde dövüştünüz, ettiniz, onları götürdünüz demek bir sonrakinin de sizi götürmeyeceği anlamına hiçbir zaman gelmez. Bunu söyleyeyim. Burada bu vatandaşın yaşamış olduğu tam olarak buydu. Bu olaydan sonra zaten fitness stüdyoya daha gelmemiş. Öyle söyleyeyim size. Dışarıda gördüğünde de bayağı gücüne gittiğini anlatmış. Ama normal. Hani sen bir millete meydan okur gibi saçma sapan 25 tane Türk'ü devirdüydüydüm dersen, 26.'sı da gelir seni masanın öbür tarafına fırlatır. Ya. Ne demişler? Büyük lokma ye ama büyük laf konuşma. Umarım severek dinlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.